karnabahar, özellikle bayanlarda kronikleşmiş idrar yolu enfeksiyonlarında kesin tedavi edici bir sebzedir. Her türlü mesane iltihaplanmasında, sistit rahatsızlığında kullanacağınız biraz karnabahar gerçek bir kurtarıcı olacaktır. Bunun için 200 gram kadar küçük parçalar halinde doğranmış karnabahar, bir bardak kaynar su içerisine atılır ve 5 dakika kadar haşlanır. Süzülen sebzenin suyu 1 ay boyunca günde 1 bardak kadar içilir. Kullanılan karnabahar parçalarını da arzu ederseniz, farklı bir öğünde salatalarınıza ilave edebilirsiniz. Süre sonunda rahatsızlığınızın tamamen geçtiğini göreceksiniz. Karnabaharın bu uygulama şekli, aynı zamanda gastrit, mide kanseri ve kolon kanseri için de tedavi edici bir yapıdadır. Karnabaharın içerisindeki gefarnin maddesi, özellikle yemek borusu kanserinde, kolon kanserinde ve mide kanseri sürecinde çok etkili olmaktadır. Karnabahar, kolon ve mide kanserinde önleyici ve tedavi edici özelliktedir. Kanser türleri içerisinde kolon kanseri en çok genetik yatkınlık gösteren türdür. Bu sebeple, özellikle aile geçmişinde kolon kanseri bulunan kişilerin, yılda 2 kez 1 ay süresinde karnabahar kürü yapmalarını Sayın Saraçoğlu önermektedir. Karnabahar aynı zamanda kronik kabızlık şikayeti olanlar için de bulunmaz bir nimettir. Haftada 2 kez tükettiğinizde bu sorundan kurtulmuş olursunuz. İçerdiği potasyum, C vitamini ve yoğun mineral yapısıyla beslenmenizin kilo aldırmayan ve sağlıklı bir parçası olabilir. Karnabahar iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Bu yönüyle kemik ve diş sağlığına da hizmet eder. İyi bir detoks kaynağıdır. Bağırsak, böbrek ve karaciğer yoluyla vücuda detoks etkisinde bulunur. Karnabaharın hiç bilinmeyen bir özelliği de sinir sistemine etki ederek bir tür antidepresan özellik göstermesidir. Yoğun olarak içerdiği A, C ve E vitaminleriyle sahip olduğu demir, potasyum ve fosfat içerikleri sizi mental olarak rahatlatacak ve stresinizi azaltacaktır. İltihap önleyici özelliği, kan basıncını dengeleyen içerikleri ile kalp sağlığı için de oldukça faydalı bir sebzedir. Folik asit içerdiğinden, doktor kontrolünde özellikle hamilelik süreçlerinde önerilen bir sebzedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi faydalı buluyorsanız, lütfen videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Her konudaki görüş, soru ve önerileriniz için bize yazmaya devam edin. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok değerli. Yeni içeriklerle yeniden buluşmak üzere.